Arkadaşlar bakın ne buldum. Gel gel. Gel gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Seni önce bir tanıyalım abi. Sonra. İsmim Senet Hızlı. Çocukluğumdan beri oyunlara gönül sevdası vermiş bir arkadaşınızım. Son zamanda araba ağırlık verdik Arap kuşlarına. Arap. Sade Arap besliyoruz. Bu da bizim bekçimiz. Bobi maşallah kuzu Bobby gibi olmuşsun sen ya. He Bobi. Dur da bir fotoğraf çekeyim seninle. Bobi. Hadi git. Gel otur bakayım oraya. Otur. Ama bana doğru dönmen lazımdı. Gel, otur abi. Gel. Seni dinliyor ha. Hı-hı. Aklı sende. Gel. Tamam. Otur. Tamam. Tamam. Onu da fotoya alalım. Bu ya Allah. Bismillah. Burada genelde kat kuşlarımız vardır. Bunların yavrularını burada çalışırız. Yaz kış açık değil mi böyle yaz, önleri? Yaz kış açık önleri. Arkadaşlar kuşlarım üşüyor diyen arkadaşlar var diye onlara buradan selam olsun. Kuşlarımız sağlıklı olması gerekiyorsa hava akımını alacak, oksijen bol olacak. Oy maşallah. Emeğine sağlık abi. Bunlar 6-7 seneden beri elimizde sabit olan kuşlarımız. Dededen toruna, torundan oğullara devreden bir bu. Genellikle yeşil ağırlıklı kuşlarımız. Yeşil şal değil mi abi? Evet, yeşil şallı. Boyun şalı, şöyle yaklaştıralım. Evet. Gösterebildiğimiz kadar gösterelim. Tabii şu anda bunları mor olarak da çalışıyoruz. Arge yaptık. Abi nedir bu oynar kuşların özelliği? Vallahi bizim için şu anda uçuramadığımızdan dolayı, yerimizin müsait olmadığından dolayı biz şu anda gaga, göz yapısı, altından sürdürülebilir Arap gelmesi, çaparı olmaması vesaire, tozluk yapmaması, kızılık yapmaması. Şu anda gelebimiz bunlar. Kuşumuzu bir arkadaşımıza, bir dostumuza verdiğine Arap olarak devam etmesi hakkında. Altından akran atır vesaire şudur budur gelmemesi. Biz bunun için uğraşıyoruz. Bu yolda da bayağı bir ilerleme kat ettik. Yani bunlar akkanattan gelme değiller. Değil. Bunlar orijinal Araplar. Bunu gönül rahatlığıyla besleyen arkadaşlar. Bunlar kesinlikle çapar vesaire, beyaz şudur budur. Kesinlikle bu zamana kadar gelmedi. Hatası belası olmayan, kendimize nezih olarak ayırdığımız kuşlardan mızıklarımız bunlar. Bunlara biz ilave kuşlar kattık, çalıştık ama istediğimiz randımanı yakalamadık. Tekrar biz özümüze döndük. Sapkan. Sapkan. Çok güzel bir gaga yapıları var. Öz yapıları var. Bunlar uçtuğunda da... Verdiğimiz yerlerde bunları kırdık mesela başka kuşlarda. Çok rahat uçuyorlar. 200 saat uçanlar var. Buradan salıyor mesela arkadaşımız kahveye getiriyor. Kahveden evine giden kuşlar, mesafe olan kuşlarımız var. Posta kuşu gibi yerini bulan akıllı yerini, kuşlar. Akıllı kuşlar. 3 gün 5 gün gezen kuşlarımız var verdiğimiz yerlerde arkadaşlarımızla. Bunların en güzel özelliği de benim bildiğim. Kalktı mı yerini bilir asla aynen. Ve asla paçalı kuşların içine girmezler. Aynen. Öyle bir özellikleri var. Aynen. Bursa kuşlarının... Verdiğimiz yerlerde sertlik yaparlar. Bazı arkadaşlarımız bize bunları tekrar geri getirdi. Yem yani yememelerinden dolayı, sertliğinden dolayı... Yer değiştiğinde yem yemiyor. Evet. Bazen yapıyor böyle şey. Evet, evet. Öyle olduğunda artık gerekirse tüneyine yem koyacaksın. Aynen, aynen. Hayvan aşağı inmiyor. Arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz zaten. Diğer kuşlarımıza da bakalım mı? Tabii tabii ki. Maşallah, emeğine sağlık. Burası gayet güzel. Hepsi gayet sağlıklı. Arkadaşlar şu teneke sistemi oynarcıların sevdiği bir sistemdir. Oynar da karanlığı seviyor değil mi? Karanlığı seviyor. Böyle bizim olacak. Sistemimiz böyle eski Alaturka sistem. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Yuvalıklar içinde şöyle. Bu şekilde bir sistem var. Biz kümesleri kolay kolay değiştirmiyoruz. Çünkü kuşlarımızın sağlık sertliği yerinde. Alıştı kuşlarımız bu düzene. Bobi. Gel oğlum. Otur. Bobi. Otur, otur. Aferin. Laf da dinliyor ya. Aferin. Bu bizim güvenlik amirimiz burada. Laf da dinliyor ya. Bakalım. Burası da... Oo, maşallah bir sürü kuş var arkadaşlar burada. Şimdi yavaşça geçelim bakalım. Bu bir sen bizi bekle dışarıda. Bu ikinci kümesimiz. Burada mor şallı dediğimiz Araplarımız var. Mor şallılar. Evet. Senin kırmızı da güzel görünür. Üzerinde göster. Şöyle.
Hele fazla tutulmadıkları için alışkın değiller. Kuş şey köpekten de ürküyor. Dur kuzum, dur kuzum. Dur. Dur kuzum, dur. Emeğine sağlık. Çok güzel bir kuş. Bunlar da ayrı olarak burada çalıştığımız kuşlarımız. Bir göz atayım abi, tabii, sana da olmuş. Müsaaden varsa. Tabii, tabii, ne demek? Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Maşallah, hepsi birbirinin kopyası. Abi bu kadar araba örnek veriyorum. Bu hangi yavruydu, bu hangisiydi ayırabiliyor musun? Evet, boncuklardan, eşkallerden hepsini ayırıyoruz. Şimdi zaten normal numaralı boncuk sistemine geçiş yaptık. Numaralandıracağız hepsini. Ama biz eşkallerden artık çözdük kuşlarımızı ezbere bildiğimiz için hangisinin hangisi yavrusu olduğunu çok rahat bulabiliyoruz. Eşkallerden, renklerden, gölde kafa yapılarından belli oluyor zaten. Çok zor yani bu kadar siyahın içinde kim kimdi, hangisi hangisinin yavrusuydu bulmak. Bilmek gene ayrı bir meziyet ister. Emeğine sağlık. Çok neşeli, çok sağlıklı hayvanlar. Burada yumurtaya yatan var. Bizi görüp kaçan var. Yumurtadan. Oynar kuşu biraz serttir arkadaşlar. Ama çok güzel havadar. Yani oksijen mükemmel burada. Havalandırma bacaları var, iki tane, iki adet. Bu kadar şeye rağmen ekstra havalandırma bacası da mevcut. Bunlar da aldığımız yavrular. Oy maşallah. Emeğimizin karşılığı diyorsun. Bunlar da mızıklarımız. Arapların atası. İspenç. Evet. Hani bunların horozu nerede ya? Bunlar horozu sadece kitap bıraktı. Horozu kuşlara saldırıyor bazen. Bunlar alıştılar için yemiyorken beraber kardeş gibi yemiyorlar hepsi. Bu kadar arabanın içinde bir çift de beyaz gördüm. O beyazlar bizim beraber baktığımız Savaş Şahin'de özellikle istediği bir çift beyaz. Ekledik diyorsun. Evet, akkanat beyazıdır bunlar. Kesinlikle Araplarla alakası yoktur. Tavuklar şanslı. Hani herkes şunu söyleyebilir, kuşlar karışık. Kesinlikle karışık vermiyoruz kolay kolay. Buğday nasıl şu anki dönüş sistemimizde bunlar mevcut ve kuşlar gayet rahat, sağlıklı bir şekilde bunları yiyorlar. Buğday mısır. Buğday mısır. Eski sistemimiz. Eski sistem devam ediyor. Ben de aslında bundan yanayım ama çoğu avlar yaptığımızda kuşlara mesela yerinde karışık veriyorlar ya, kuş geliyor buğday mısır da küsüyor. O bizde sıkıntı oluyor ama dediğim gibi. Kuşlarımız hepsi alıştılar artık mısır buğday sistemine devam ediyoruz. Yavrusu da dahi olsa mısır yiyor. Gördüğünüz gibi. Aynen, ufak yavru dahi olsa bana mısır demiyor. Renkler çok güzel yani. Şalları özellikle çok göze batıyor. Evet, kuşlarımızın tüy yapısı gayet sağlıklı ve güzel. Daha bu hayvanlar genç bile, daha tüy de yapacak, renk de yapacak. Ablukayı aldıklarını gösteriyorum arkadaşlar. Bakın diye, maşallah. Onlar için abi kardeşlerimize selam olsun. Bu kadar güzel emeğe bir yorum yapın bakalım. Abimiz de kuşları da ne boyutta bir görün. Bence kümesleri çok ferah kuşların. Hayvanlar yerini sevmiş. En önemli şeylerden biri değil mi abi? Evet evet. Oynar şu yer. Fazla yer değiştirmiyoruz bunu. Kümesten alver vesaire şudur. Herkesin zaten standart kümesleri, kart kümesleri, yavur kümesleri. Bu şekilde dizayn ettik kuşlarımızı. Maşallah. Emeğinize sağlık. Ortam da çok güzel. Kuşlarımız da çok güzel. Maşallah. Şunu şalına bakıp yaklaşabilirsin. Net görünmemekle birlikte ama gayet güzel. Bunlar hepsi bu senenin yavrusu mu abi? Evet, hepsi bu senenin yavrusu. Neyse. Artık eş tutmaya başlamış çoğu. Yer seçiyor. Eline emeğine sağlık. Bir de bakıcı kümesimiz var. Ayrı. Yavruyu mu göstereyim? Buradayız.
köye yeni giriyor. Evet. Kaç aylık abi bu yavru? Muhtemelen 2-3 aylık bir yavrumuz burada. Hadi canım. Bunda. Yeni büyüyenlerimiz. Gerçekten arkadaşlar şal dediğimiz şu boynunun etrafındaki renk gerçekten çok güzel. Işıl ışıl da parlıyor. Kuşlarımızın hiçbir şekilde son yaptığımız kuşlarda hiçbir şekilde hatta bela vesaire nokta virgül hiçbir şey yoktur. Duble düz Arap geliyor. Işığa doğru değildi. İçeri doğru tutarsan daha... Tabii ki. Heh, şimdi oldu. Şöyle gösterelim net görünsün. Kuşumuz. Emeğine sağlık abi. Bu kümeste... Bu kümeste ilikçilerimiz var. Bir çifte aktarımız var. Bakıcılarımız olduğu kümes. Burada büyüyen oynarlar var. Oğlum. Aman kaçırmayalım abi. Yok yok. Bunlar da yeni büyüyen yavrular. Sağ olsunlar. Arap. Arap. Bizim postaların altından Arap geliyor arkadaşlar. Çifte çift Arap. Posta kuşu da kıymetli arkadaşlar. Yavruya bakıyorsa ondan iyisi yok. Emeğine sağlık abi. Maşallah tüyleri kadar ömürleri olsun. Oğlum cümlemizin. Değerli abim gerçekten çok güzel kümeslerinde, kuşlarında ayrıca bu bir arkadaşımız da. Bu bir? Bu bir? Otur oğlum oraya otur. Otur aslanım. Aferin oğluma. Vallahi oturu kalkı da biliyor. Öğrenmiş. Çok teşekkür ettik abi misafirperverliğinden dolayı. Her zaman bekleriz. Çok güzel kuşlarım var. Allah bahtlarını açık eylesin inşallah. Abi cümlemizi kuşlarına Allah can bekliye versin. Tüy kadar yavru almayı nasip etsin. Allah razı olsun abim benim.